Hepinize merhabalar arkadaşlar. Manor Lord serimize kaldığımız yerden sonunda devam ediyoruz. Bir haftalık bir ara oldu bu seri için ama maalesef ara vermem gerekiyordu. Gerçi ne değişti bu sürede bir şey değişmedi ama yine de şu anda bu problemi çözdüm gibi galiba. Şimdi buradan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada save'imizi bir ufak kaybettik. Ama gördüğünüz üzere... Ee, 1'i hallettim. Şu anda bir eksiğimiz gediğimiz yok galiba. Şuradaki binalar fakat inşa ediliyor galiba herhalde. Ha edilmiş. Tamam edilmiş. Şurada bir de avcı kulübemiz vardı. Bu da inşa edilecek. Geliyorlar mı peki? Geliyorlar evet. Güzel. Şimdi dur çok geriye gittik. Ne oluyor? Aa bunlar kim? Bunlar çok tehlikeli insanlara benziyorlar. Korkutucular yani. Niye öyleler acaba? Şimdi geldim buraya. Nüfusumuz artmaya devam ediyor. Yeni binalarımız malum mevcut. Şimdi de yani şu yolun etrafını doldurmaya ben devam edeceğim. Şöyle şuraya gelelim. İnşaata da gelelim. Tomruk kampı değil abi. Konut deyip şuradan tımar arazisi yapalım. Şöyle en azından birkaç bina daha yapabiliriz gibi geliyor bana. 3 bina güzel. 3 bina daha yapalım. Buraya inşa edelim bunları. Ee, bir yandan kalas üretimimize başladık. Hızlar halimiz mevcut. Şöyle 15 tane kalasımız olmuş. Şurada bir yükseltme yapabiliriz yani. Bizim ambarla ilgili bir problemimiz var. Genel depomuz dolu. Tahıl ambarımız ne durumda? O iyi. Ama genel depomuz dolu. Bunu yükseltmek mantıklı mı? Mantıklı. Bunu bir yükseltelim bakalım nasıl yükseltiliyormuş. İnşa ediliyor diyor. Tamam, güzel. Yan hemen inşa edilecek sandım ama öyle değilmiş tabii ki. Genel depomuz doldu çünkü bunu bir geliştirmemiz lazım bizim acilen. Bu arada burada çalışan da yok. Alev gerekli diyor. Yakacak şöyle yapsam bir adet getirirler mi buraya acaba? Bir kişi atayalım buraya ya. 3 kişi zaten şu anda inşaatta bir de kiloca bir tane de buraya atayalım Bir kişi inşaata halleder gibime geliyor zaten diğer köylüler de sağolsunlar yardımcı oluyorlar inşaatlarda vesaire yardımcı Oluyorlar şu avcı kampını hallettiler buraya bir avcı atamam gerek Ama maalesef o kadar nüfusum yok zaten atanmamış bir kişi var O da inşaatla ilgileniyor Yani oraya bir kişi atarsam inşaatla uğraşacak insan kalmaz o yüzden birazcık binalarımızı arttırmaya devam edelim. Ben şöyle uzatmayı düşünüyorum. En son şurada koca yürekli teyzemiz çalışıyordu. Hala çalışıyor mu? Şu yolda giden gelen var mı bir kontrol edelim. Sanıyorum ki bir abimiz geliyor. Tamam güzel. Teyzemiz çalışmasın ya. Ama yine de çalışıyor vallahi. Ayşe abla çalışıyor. Vay be. Koca yürekli Ayşe ablaya bak. Çalışıyor kadın ya. Bir tane de bizim büyücümüz vardı. Betrix miydi? Neydi o ya? Bir baksak mı tekrar ya da risk almasam mı? Neyse. Risk almayalım abi. Gerek yok. Betrix büyücü ablamız var. Onu görünce oyun kendinden geçiyor. O yüzden ona hiç bulaşmayalım. Kalabalığa bak pazar yerimiz gelişmeye başlamış Bu da güzel bir şey Ticari merkezden yine bizim hayvan almamız lazım ama paramız olmadığı için maalesef alamıyoruz Parayı nasıl kazanacağız hala anlamış değilim ee, Sanırım üretim yapıp Şuradan dışarıya mı göndereceğiz ne yapacağız bilmiyorum bizim çünkü bir Ata ihtiyacımız var bu atı 30 liraya mı alıyoruz artık oyun parasıyla galiba 36'nı alıyoruz Ama 36'nımız yok 2 tane hayvanımız var iki tane üküzümüz var Bu güzel Neyse ve bakarız zamanla belki kazanırız bir yerlerden nereden kazanacağımızı bilmiyorum ama seviye falan atlarsak belki Bir yerlerden gelebilir Yine bu arada köyümüz için Bir isim önerisinde bulunmadınız onu da hatırlatmak istiyorum aklınızda bir isim varsa buraya verebiliriz. Ortam çok iyi yalnız ya. Kış günü gerçekten aşırı güzel görünüyor. Arkada müzikler desen aşırı hoş. Buradaki binalarla bir uğraşmıyor gibiler sanki. Sıra mı gelmedi? Şurayı mı genişletiyorlar? Hayır. Anca gidiyorlar. Tamam. Şuraları çalışıyor değil mi? Evet yakacak varmış. Burada da varmış. Kil. Peki üretim yaptıktan sonra bu neye dönüşüyor? Kil bakalım hemen. Aa oh, han açılmış. Han ekleyebiliriz bir tane ama celimiz yok. Bir şuraya bakmak istiyorum. Kil ocağı. Kil kiremi de dönüşüyormuş. Güzel. Bu iyi. Ticaret merkezi yaptık. Hayvan patarı mevcut galiba. Köşk yapmadık. Gerek var mı bilmiyorum. Yapabiliriz ama. Ee, şu anda ne yetmiyordu? Kalas mı yetmiyor? Kalasımız yetmiyor. Yapabiliriz. Yel değirmeni lazım. Ortak fırın lazım. Ee, buradan tarlalar da şu an buğday mı ikili? Bakayım bir. Evet. Mahsul büyüyor diyor. Güzel. Oradan buğday gelecek. Çavdar mıydı? Galiba çavdar ektik. Kuyumuz mevcut. Pazar yerimiz mevcut. Han ahşap kilise diyor. Gerek var mı? Şu an için gerek yok gibi. He. Abi gerek var mı ya buna? Gerek yok gerek yok. Şu ham bir düşünülebilir gibi. Ya bira gerekirmiş. Bir de onunla mı uğraşacağız? Bence gerek yok. Bir de bununla uğraşmayalım. Bunun yerine bence daha güzel şeyler yapılabilir gibi. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Maden ocağımız var. Bunlar var. Toplayıcı kulübesi ne demek? Ha tamam bundan koyduk. Bundan koyduk. Belirlenen alanlara yeni ağaçlar diker diyor. Biz bundan koyduk mu peki? Ormancı kulübesi galiba hiç koymadık. Tomruk kamp koyduk. Oduncu kulübesi koyduk. Ormancı kulübesi koymadık. Bence ormancı kulübesi koymalıyız buraya. Bir tane koyalım. Ağaç dikmeye devam etsinler. Çünkü biz burayı sömürüyoruz gördüğünüz üzere. Kötü oluyor bu da. Şöyle yapayım. Yanından geçebilecek şekilde de olsun. Yolunu da şu arasından çekerim ben bunu. Tamam, bağlandı galiba bunlar. Bir de şöyle gidiyormuş gibi olsun. Oradan belki devam eder, başka şeyler yaparız. Odun almaya mı gidiyorlar? Sanırım odun almaya gidiyorlar. Yeni binalarımıza sıra gelmedi mi hala? Zamanı biraz hızlandırabiliriz gibi. Burası da inşa edilemedi. Ne bu yavaşlık? Biz başka bir şey daha mı inşa ediyoruz? Hayır. Avcı kulübümüz tamamlandı. İnşa edeceğimiz buradaki evler var. Bir de şurası var. Tamam devam edelim. Elbet yapacaklardır. Öküzle malzeme mi getiriyorlar? Ya da malzememiz mi yok? Hayır vardır abi. 15 tane keles, kerestemiz var. Keleste. Kalas da kereste karışımı bir kelime oldu. Evet buradan kalas almaya gidiyorlar. Kalas demişim ya. Kütük almaya gidiyorlar. Kütük. Tamam güzel. Bizim şurada bir kampımız vardı da o nereye gitti acaba? Kalabalıklaştıkça yok mu oldu kendi kendine bilmiyorum. Bu arada buradaki tarlaları da bizim geliştirmemiz lazım. Genişletmemiz lazım. Burada verimli topraklarımız mevcut. Şöyle bir bakalım. Arpa değildi. Çavdar. Aa, kullandıkça verimsizleşiyor mu toprak? Galiba kullandıkça çok sık kullandıkça verimsizleşiyor. O yüzden Nadas'a bırakma diye bir mevzu var sanırım. Tamam güzel onu da çözdük muhtemelen öyledir. Kil boya, tahılımız bir yok, unumuz yok, postumuz varmış, derimiz yokmuş. Postu nereden avcıdan mı? Avcı mı hallediyor o işi? Galiba bir bakayım mı? Aa avcımız yok. Bizim nüfusumuzu gerçekten arttırmamız lazım. Şu anda 33 kişiyiz. Ya yeterince fazla ama askere mi gidiyorlar? Milis mi oluyorlar? Evet 20 kişi milis. Bu olmamış. Aa yeni aileler yerleşmeye devam ediyor. Güzel. Böyle bakalım buradaki inşaatlar devam ediyor. Şuradaki geliştirmeyi yaptılar mı? Evet yapmışlar. Ne kadar genişledi? Epey genişlemiş. Bu bizi epey götürür. Çok götürür. Fakat şöyle birini buraya atayalım mı? Ambarda çalışsın abi biri. Şurada tamam. Oraları da çalışıyor. Şuradaki binaları inşa etsinler. Kışı güzelce atlatacağız gibi. Yiyeceğimiz 7 aylık yiyeceğimiz var. Ama zaten Şubat'ın sonunda ilkbahara giriyoruz. Dolayısıyla meyveler vesaire olgunlaşmaya başlayacaktır burada diye düşünüyorum. Hala küçülüyor diyor kış günü olduğu için muhtemelen. Yani yok olmuyordur herhalde bu rezervler. Bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Zengin rezerv diyor. Burası burada çalışan mevcut. Buralarda çalışan vardı. Aa ormancı kulübesi daha inşa edilmedi. Gelen de yok henüz. Çünkü şuradaki binaları yapıyorlar. Abi bıraktınız gittiniz mi binayı böyle? Galiba biraz bırakıp gitmişler. Şuraya mı gittiler? Ne yaptılar? Bakalım bir. Hayır. Malzeme getiriyorlardır belki. Tamam. Şubat'ın sonuna doğru artık karlar yavaş yavaş erimeye başladı gördüğünüz üzere. Şubat, Mart ilkbahara giriyoruz artık. Mevsimsel rezervler yeniden çıkar diyor. Evet yeniden çıkıyormuş yani bunlar. Güzel. Avcımız yok. Bize avcı lazım ama nüfusumuzu artırarak atanmamış insan elde edebiliriz. Eğer biliyorsanız lütfen şunu söyleyeyim. Mesela 36 kişi şu anda milis olabiliyor. Şu anda mı 20 kişi var? Ben mesela bunu 10 kişiye indirmek istiyorum. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Hayda ne oldu? Ha. Şimdi genel depo diyor da genel depo dediği burası. Genel depo dediği burası. Ama abi Genel depomuz dolu değil. Ha gitti tamam. Allah Allah niye öyle bir uyarı verdi acaba? Tamam biri daha tamamlandı. Sıra bunlarda. Şurası tamamlandı mı? Hayır. Ama yapmaya başladılar. Yine genel depo dolu diyor. Allah Allah bir dolaşalım mı ya? Haydi bir dolaşalım. Neredeyiz gerçi onu da bilmiyorum ki. Şöyle mi gitmemiz gerekiyor? Keçi meçi var. Şuradan yukarı gitmemiz gerekiyor galiba. Şurada bir yerde olması lazım depo. Abime bak. El arabası götürüyor. Allah Allah neresi ya? Bir şöyle koşsak biraz. Şu ilerisi ticari bölge, şurada bir yer, şurası mı yoksa? Burası ne? Hayır abi, burası hatta hane falan vardı onlar. Ha şurası? Hayır. Allah Allah. Neredeyim Allah bilir he. Şöyle bir gidelim bakalım. Ha, tamam şurası işte ya depo burası. Depo burasıymış. Şöyle baktığımızda içi bir boş gibi sanki. Şuraya girebiliyor muyuz? <laughs> Girebiliyoruz ama girmememiz gerekiyormuş. Girmeyelim. Girmeyelim gerek yok. Tamam ya çıkalım şöyle izleyelim. Zamanı da birazcık hızlandırabiliriz. Evli, evleri de inşa ediyorlar. Da biraz daha yapmak lazım. 36 kişi var. Bunlarda yaşayan var mı? Bak yaşayan yok bunlarda da. Aslında fazlasını yapmaya gerek var mı abi? Yaşayan yoksa fazlasını yapmaya gerek yok gibi daha bu binalar boş çünkü. Pazarda yiyecek çeşitliliğinden geliyor. Güzel. Tamam yeni binalar yapmayalım. Karlarımız da erimeye başladı. Yeşil yeşil yeni otlar türemeye başladı. Gayet güzel ilerliyoruz. Haritaya bakalım aslında. Şunlar ne diyorlar abi? Mevcut ilişkiler. Hmm. Ah bir köpek daha sürünerek buraya gelmiş. Ya bence öyle şeyler demeyelim şimdi. Biz köşk yapabiliyor muyuz? Kalasımız yeterli mi? 35 kalasımız var. Köşk yapalım da biraz kendimize gelelim. Dur nüfuz olarak kendimizi toparlamaya başlayalım. İnşaat idari diyoruz ve köşkümüzü şöyle çok güzel bir yere yapmamız gerekiyor. Buraya yapmayalım. Köşkü nereye yapalım ya? Pazar yeri şurası. Buraya köşkü buraya yapsam mı? Hayır buraya olmaz. Şuraya yapsam. Ya şunun karşısına yapalım bence. Şöyle yapabiliriz gibi. Heh, ne diyor? Kale planlayıcısına hoş geldin. Kale palatla mı yapabiliyoruz? Bu geliştirme aşamasındaki bir özelliktir. Tamam. Yeni kanatların ve kulelerin inşaatlarını planlayabilirim buradan galiba. Duvarlar, kapılar, dış kule. Güzel. Uygula butonuna bastığında eski kale düzeni kaybolur ve yenisi inşa edilir. Şimdilik maliyeti de sabittir diyor. Anladım. Nokta ekle. Yani şöyle bakalım bir dış kule, garnizon kulesi, vergi dairesi, duvarlar ve kapılar. Aa çok iyi. Ama bunun için taş, odun ve kalas gerekiyormuş. Eğriliği düzenleme vesaire de var. Bir deneyeyim mi şöyle? Ha böyle mi? Yakından baksak nasıl bir duvar görünümü var? Duvar değilmiş gibi tahtaymış. Şuraya bir tane ekliyorum. CTRL'ye basıp bunu yapınca ne oluyormuş? Aa çok iyi. Daha bombeli bir hale getirebiliyorum ve veya daha böyle keskin hatlara sahip yapabiliyorum. Bu da güzel. Şöyle güzel gibi. Tamam anladım. Mantığını çözdük. Ama şimdi başlamayalım tabii. Duvar noktasını sürükle. Yol ve duvar yerleştirme. Tamam bunu tekrar kontrol ederim yapacağımız zaman. Şimdilik buna ihtiyacımız yok ama. Yol yerleştir deyip yolda mı yerleştirebiliyorum? Evet. Ama tabi dediğim gibi bunlara ihtiyacımız yok. Şimdilik bunu kapatalım. Buraya tıkladığımızda bu inşaat nereden açılıyordu acaba? Buraya gelmiş midir? İdari köşk. Çalıyı silme vesaire mevcut. Mabet. Aa güzel. Ama gerek yok şimdilik. Bakalım burayı da bir inşa etsinler. Burada neler yapabiliyoruz bir görelim. Galiba yine birini buraya atayıp çalıştırabiliyoruz. Güzel. Köşkümüz ve ticari ticaret merkezimiz yakın. Karşı karşıya oldu. Biraz aslında iyi olmadı gibi ya. Şöyle bir düşünüyorum. Gelen geçen buraya gelecek ileride. Ve kapının önünde direkt köşk var. Mantıklı mı? Biraz değil. Bunun yerini biz değiştirelim. Henüz inşa etmemişken. Bizim depomuz yine niye dolu diyecektim ki gitti. Depomuz gerçekten dolu mu? Burası ne çiftlik evi. Burası Hayır burada bir şey yok Depomuz da dolu değil Galiba yakacak odun için 120 odun mu depolayabiliyoruz buraya Sanırım 120 odun depolayabiliyoruz Bu dolduğu zaman Üstte bir uyarı çıkıyor Anladığım kadarıyla Şimdi şuradan bir yolumu alayım Şurada bir yolumuz var mevcut şu yolumuzu dümdüz çekmeye devam ediyorum. Yeni bir aile geldi galiba. Şunu çekmeye devam ediyorum. Şimdi, şöyle şuraya şunu bir çekelim, buraya da bir yol çekelim. Köşkü şimdilik buraya yapacağım. Ee, evleri bunun etrafından uzatmaya devam ederiz ama köşkün çevresini bir miktar boş bırakmayı düşünüyorum. Belki farklı binalar yapabiliriz oraya. Evlerin arasında da köşkün bulunması mantıklı olmayabilir. E, o yüzden böyle yaptım. Şimdi köşkümüzü şöyle tam ortasına mı koyayım? Tam ortasına koy gitsin. Tamam. Aa köşkü koyduktan sonra illaki bunu yapmak zorunda mıyım? Yoksa bir daha yapamıyor muyum? Yani mesela ben bunu nasıl açacağım? Commit. Neyse bir inşa edilsin bakalım ya. Genel depo dolu. Hemen bir depoyu kontrol et. Allah Allah. Hayır dolu değil. 120 de olmamış. Acaba ondan mı dedim ama değil. Tomruk. Aa burası mı dolu? Odun deposu dolu. Burası dolu. He, buradan taşıması gerekiyorlar hayvanlarla. Tabii ki hayvan yetmiyor onun için. Anladım. Vergi alalım abi alamıyor muyuz? Biri daha katıldı. Çok iyi. Nüfusumuz artmaya devam ediyor. Ne tür memnuniyet. Pazardaki yiyecek çeşitliğinden artı 8 alıyorduk. Artık almıyoruz. Bunun sebebi nedir bilmiyorum. Burası yükselmeye başlamış evet Demir rezervi bir azalmaya başlamış Avcımız olsa aslında iyi olabilir çünkü yiyecek şu anda toplayamıyoruz galiba bir bakalım şuradan 5 aylık yiyeceğimiz var bizim şurada bir yerde Avcı kampımız var yeni geleni buraya atayalım ki Yeni yiyecekler Ekleyelim pazara belki pazarda satarlar yiyecek çeşitliliğimiz artar. Tamam gayet güzel ilerliyoruz gibi. Mart'tayız ilkbahardayız. İki ay sonra yaza geçeceğiz. Mahsuller bu zamanda yetişiyormuş. Kuraklık ihtimali de varmış. Peki bizim şuraya yaptığımız kuyu çalışıyor mu abi? Biz çünkü yeraltı suyunu görerek koymadık onu. Hala bakıyorum ve yeraltı suyunu hala göremiyorum. Normal mi? Allah Allah harbi görünmüyor ya. Yeraltı suyu yok mu acaba? Ama buraya koyduk. Mesela kullanıyorlar bunu. Nereden göreceğiz su ihtiyacını karşılayıp karşılamadıklarını? Çok fazla yakacak odunumuz varmış. Şöyle bir bakayım. Ne gibi bilgiler var burada? Yani onunla ilgili bir bilgi göremedim. Burada seviye falan atladık mı? Hayır. Kanunlar konusunda hayır. Üretimde bir şey var mı? Yok. Tamam buraya gelelim. Yeni binalar inşa etmeyeceğim çünkü hala gelen yok değil mi buraya? Evet buradaki binalar hala boş. Epey bina yaptık ama bunlara gelen yokmuş meğer. Bunlar dolu mu peki? Hayır bunlar bile dolu değil. Neyse zamanla yerleşeceklerdir herhalde. Memnuniyet bir azalıyor gibi. Nedenini anlamadım. Yiyecek çeşitliliğimiz bir artı bile çıkmış. Bu güzel tabi. Ee, yeni tarla yapalım mı? Nereden yapıyorduk? Madencilik değil toplama değil tarım. Şuraya bir tarla yapalım mı? Şu yolun dibine kadar çekeceğim. Şöyle tamam. Buraya bir tarla daha oluşturalım. Şu anda Nadas. Buraya buğday ya da keten mi eksek? Buraya da ya. Mahsul döngüsü diyelim. Nadas. Keşke şey olarak gösterdiyseydi. Mesela keten ekeceğiz ya. Ketenden sonra bunu ekersen şu verimlilikte çıkar falan deseydi. Ama tamamında aynısını diyor. Yani şu anda e, ne ekersek onun karşılığındaki verimlilikte çıkacak diyor. ikinci ve üçüncü yıllarda da. Tamam keten ekelim. Nadas'a bırakalım. Keten ekelim sonra bir daha. Bu biraz büyük tarlaya aslında keten ekmek ne kadar mantıklı. Olsun önemli değil. Tarla daha yapacağız abi. Tamam böyle ayarlayalım. Burası böyle kalsın. Çitle çevrele. 5 tane. Şey istiyor. Kalas istiyor. Da kalasımız var aslında. Aaa. Gübreleme, geliştirme dalından gübreleme kısmını açarsak eğer ki neresi o? Şöyle bir bakalım. Şunu açarsak diyor. E, mer olarak kullanabiliyormuşuz. Hayvanların gübresi haliyle daha verimli yapıyor toprağı. Çok iyiymiş. Ama bunun üçünü mü açmam gerekiyor? Ya da bunu mu açmam gerekiyor? Galiba şunu açmam gerekiyor ki bunu açayım. Neyse tamam onları da bakacağız. Çeşitlik artmaya devam ediyor pazarda. Yakacak odun, yiyecek, yiyecek, bu da yakacak odun. Tabi odun fazla ürettiğimiz için şu anda. Aa bu bina da artık çalışıyor ama birini atamak mantıklı olmaz. Hmm bilemedim. Şuraya bir bakalım. Betrix abla. Allah Betrix abla. Betrix ablay'a baktım. Büyücü abla yine oyunu mahvetti ya. Eee ama biz dedik biraz önce kendimizi uyardık aslında. Büyücü abladan uzak duralım dedik. Uzak duramadık. Büyücü abla bizi mahvetti ya. Oyun yine çöktü. Bu sefer komple kapandı. <laughs> Önceki gibi olmadı. Ama çok fazla geriye gitmedik. Şöyle ben zamanda da hızlandırayım. O büyücü abladan uzak duralım abi. Orada kim çalışıyor kim çalışmıyor ona bile bakmayalım. Hızlarhanede ne işi var onun gerçi bilmiyorum ama. Bırakalım o orada çalışsın. Tamam. Şimdi yapmamız gereken ne var? Aa yiyecek çeşitliliğimiz niye az? Çünkü avcıya birini atamış mıydık? Atamışız tamam anca biraz geriye gittiğimiz için böyle oldu. Ama hızlıca biraz önceki konuma gelebiliriz gibi. Köşkü buraya yapıyoruz da burasını ne, ne yapıyorlar acaba? Kütükleri falan getiriyorlar. Bir izleyelim mi burayı? Alas getiriyorlar. Şöyle bir izleyelim bakalım. inşa ediliyor diyor. Hazırlıkları yapılıyor. Tamam, %60'a çıktık. Çeşitlik arttı, güzel. Yine depo dolu diyor. Biraz önce ben ne oldu be? Biraz önce başka bir şey çıktı gibi oldu. Bayraklı, mayraklı. Nereye bastım acaba? Yağmur da yağmaya başladı. Şimdi yapmazlar herhalde. Ah, de depo alanı yokmuş. Hızaran'a bakamayız. Orada büyücü abla çalışıyor. Nasıl müdahale edeceğiz şimdi buraya? Ha tamam gitti, gitti. Oğlum ne oluyor lan? O ne demek? Başka bir hükümdarın ordusu nasıl göründü? Yani nerede göründü? Nerede görüldü? Ne oluyor? Nasıl yani? Hani göremiyorum ben. Bu mu? Oğlum bu ne? Nereye hareket ediyor bu? Çılgın kas sürüsü. Oğlum nereye geliyor bunlar? Allah Allah. Burada da var etkililik. %57. Başımıza bela olmasın. Gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir izleyelim bakalım. Zamanını da hızlandıralım. Abi bize doğru mu geliyorlar? Yapmasınlar bak. Oğlum kavga çıkar. Bize bulaşmasınlar. Bunlar kim? Buradalar. Biz buradayız. Başka var mı? Başka yok herhalde. Burada eşkıya kampı var. Eşkıya kampına gidin onlarla savaşın bak. Bize bulaşmayın. Olur mu? Yavrularım benim. Allah Allah. Ah yeni aileler gelmeye devam ediyor. Güzel. Nereye gittiklerini de görebilsek çok güzel olabilirdi. Kesin görebiliyoruzdur belki de. Kesin ama belki güzel bir cümle kurdum. Belki görebiliyoruzdur ama ben bilmiyorumdur. Üzerlerine tıklıyorum ama yok. Göstermiyor. Allah! Kaynak yakındaki haydutlar tarafından mı çalındı? Nerede lan o haydutlar? Dövelim oğlum. Nerede lan bunlar? Kaynak buradan çalmışlardır. Depodan mı çaldılar o kadar? Şehrin ortasından çaldılar mı? Vallahi o kadar beceriler yani. Neyse şunları izlemeye devam edelim. Bunlar haydut kampına gidiyor bence. Hadi lan halledersiniz lan aslanlar. <laughs> Şunlara bak çapulcu gibi gidiyorlar ya. Oo çapulcu değilmiş oğlum adamlar zırhları varmış adamların. Bir an uzaktan milis gibi gördüm de ben bunları. Kiralık. Hepsi de kiralık. Neyse hızlı gidin bakayım bir. Vayanasını ve kaynağımızdan çaldınız ha. Vay ben ama sorarım size. Bunlar sormazsa biz sorarız oğlum. Evet buraya geliyorlar. Bunlar da geliyor. Bak sen şunlara ya. Aa geri çekildiler. Ha okçular ok atacak. Okçular geri çekildi. Piyadeler saldıracak. Taktik de yapıyorlar. İzleyelim mi? Buraya kadar gelebilir bulamayız ki oğlum şu acaba ziyaret moduyla gelebilir miyim diye düşündüm de yok o kadar bulamayız ben. Buraya kadar gelemem. İzleyelim bakalım şöyle bir. Okçular uzaktan destek olun oğlum. Kaçmayın o kadar geriye. Helal Bey kimseniz siz kimsiniz acaba bilmiyorum ama sizi tebrik ediyorum oğlum o kadar geriye mi çekildiniz gerçekten? Helal be. Valbrand ele geçiriliyor. Aa, nasıl yani? Kim burası mesela? Aa, benim buralara gelip kurulmam mı gerekiyor? Ben buralarda hep farklı insanlar yaşıyor sanıyorum. Bu mesela nerenin abi? Hayır yani nereye hükmediyor şu an? Onu göremiyor muyum? Bu kim? Bu haydut kesin. Şu da kral. Ha, tamam abi biz de buraları ele geçirelim. Güzel. Bu güzelmiş ya. Öyle yapalım. Nerede abi bizim milislerimiz? Dur bakayım zamanı bir durdur. Bir durdur zamanı. Milisler toplanın abi. Neredesiniz? Toplan toplan toplan. İşimiz var, gücümüz var abi. Hadi. Şurada ticaret merkezinin önünde toplanın. Sizi bekliyorum. 19 kişi niye oldu bunlar? Heh 20 kişi tamam. Başka oluşturabiliyor muyum? Şöyle zamanı bir durduralım. Mızraklı, kargılı, okçu piyade lazım aslında biliyor musunuz? Biraz beklesek ne olur? Aa nüfus. Tamam. Güzel. Ele geçiriliyor değil mi burası şu an? Bu güzel olmadı. Şu ne? Mahiyet. Aa. Bu ne abi? Toplanmaya hazırsa toplansın şuraya bakayım. kim sen? Şunlar toplanmıyor gibi. Milis kargılı gelen var mı? Yok. Peki mızraklı gelen olur mu? Şu mızraklıya gelen oluyordu. Buna gelen yok. Okçu da yok. Güzel. Bu ne demek? Paralı asker kiralayalım. Paramız yok ki nasıl kiralayalım? Aslanlarım. Nerede lan bunlar? Oğlum nerede bu 5 kişi? Ne diyor? Nerede bu adamlar? Aa burada. Geliyorlar. Yorgunlarmış. Tamam biraz dinlenirsiniz şuraya gelince. Bunlar şurayı mı ele geçiriyorlar? Valbrat. Bakalım tekrar. Aa burayı ele geçiriyorlar. Kim oğlum bunlar ya? Bak bizim burnumuzun dibi kime ele geçiriyor burayı? Buraya yürüyelim abi. Yapmasınlar öyle bir şey. Allah Allah. Depomuz yine doluymuş. Biz gidelim mi? Hayırdır lan? Yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla bastım. <laughs> Hayda. Oğlum yanlışlıkla bastım ama. Durum kazanılıyor diyor. Şunlarla mı savaşacağız? Yapmayalım. Bak. Bak yapmayalım. Şu herif ele geçiriyordu burayı. Yapmayalım. O herif güçlü gibi biraz zaman mı tanısak askerlerimizle toplanmaları için? İyi olmadı ya. Düşman birimleri nerede göründü? Nerede görüldü düşman? Kim düşman? Ah bir de ben görsem. Nerede abi üstüne mi bas? Şu mu düşman? Bunlar mı? Aslanlarım şuraya gideceğiz. Yavrularım toplanın. Şuraya gideceğiz. Run he run. Şöyle gidelim hatta. Hadi bak hızlı gidin. Bunlar mı düşman? Savaş alanı konumu burası mı? Burası neresi oğlum? Burasıymış konumu. Allah Allah. Kimle savaşacağım ki ben burada? Kim gelecek buraya? Bunlar mı gelecek? Bir ilerle bakayım. Onlar oraya gidiyor gibi. Emin miyiz biz bunlarda savaşmasaydık sanki daha iyi olacaktı gibi. Adamlar kalabalık. Savaşmayalım. <laughs> ya ben niye böyle bir şey yaptım? oyunu duraklat. Değiştirmeyi teklif et. Erken erişimde kilitli diyor. Bunlar kilitliymiş. Tamam ben gitmeyeceğim ki oraya. Savaşmayak. Ben yanlışlıkla bastım oraya. Şöyle baksam Valbrat. Evet burası. Neyse dur bizimkiler bir gitsin ne oluyor bir bakalım. En kötü ne olabilir? Deyip yersiz yursuz kalırsak çok kötü olur. Yeni düşman birimleri mi görüldü? Nerede görüldü peki? Sürekli öyle diyor da nerede görüldüğünü gösterse keşke. <laughs> Allah gördüm. Üstüne tıklayınca gösteriyormuş. İşte bunlar mı? Döverler bizi. Durum kazanılıyor diyor da bu herifler gelince kaybedeceğiz ki. Niye böyle bir şey oldu ya? Valla bir iyi olmadı gibi sanki. Vaz mı geçsek bu davadan? Neyse şöyle zamanı ilerleteyim. Şöyle bununla konuşamıyor mu bu? Kardeş kusura bakma falan diyemiyor muyum? Galiba diyemiyorum gibi. Ee, bizim köşk inşa edilmiş miydi? Kale planlayışını buradan açıyormuşuz. Onu da görmüş olduk. Hem hem. Aa vergi toplayabiliyoruz. %10 verelim şunlara. aşağı toplayalım bir de. %2 de onlardan toplayalım. Allah Allah. Aslanlarım. Merak etmeyin. ölmeyi göndermem sizi. En kötü geri döneriz yani. Problem yok. İnşallah öyle olur yani. Bilmiyorum. Oğlum bunlar savaşacak gibi sanki 520 mi? 520 gibi okudum ama 520 yazıyor burada Tüh be keşke 520 kişi yapsaydık Şöyle bir gidelim bakalım bizde yavaş yavaş ne olacak Ne bitecek Biraz burada beklesinler. Şunları bir izleyelim mi? Bunlar savaşacak muhtemelen. Kaybediliyor diyor. Bunlar olduğu için ama bunlar bir savaşsın ne olacak ondan sonra göreceğiz. Beyaz bayrak kim oğlum ya? Tanıma etmeyiz. Yeni paralı asker bölükleri mevcut diyor da. Aa, savaşıyorlar. Savaşmıyorlar mı? Oğlum bu adamlar birleştiler mi? Bunlar ittifak mı oldu? Geri dönün çocuklarım. Geri dönün ölürüz oğlum geri dönün. Kusura bakmayın oraya kadar yordum sizi. Ama bilmiyordum gerçekten bilmiyordum. Benim bekliyorlar bunlar. Beni bekliyor değil mi burada? Ya ben yanlışlıkla şey yaptım. Dur bir bir diplomasi yapamıyor muyum? Şuradan bir çık. Nereden uzaklaşsana yavrucuğum. Şöyle uzaklaşınca harita açılıyordu. M'ye basalım. Heh. Ee, üstünde haksız haklı bir iddianız yok diyor. Aa bunu yazıp gönderebiliyoruz. Oğlum adam da çok tedirgin edici bir ya. Ulan bir de ücret mi vereceğim ben bunlara? Oo, bu herifle şu anda baya baya savaşıyor muyuz? Şununla ilişkilerimizi geliştirip belki bundan e, asker toplayabilir miyiz? Öyle bir şey deneyebilir miyiz acaba? Nüfus maliyeti yok. Ne kadar ücret acaba bunu? karşılığını verebilirim desem Şunu bırakayım tamam mı? Sonra şunu bırakayım. Gönder bakayım ne olacak? Gitti. Evet, ne zaman gelir acaba karşılığı? Şöyle biraz bekleyelim. Barış ilan edildi. Aa harbi bal nasıl oldu bir izleyelim. Kendi mühürümle imzalandı ve damgalandı. Oğlum ne dedilen? Refuse. Ee, refuse ne demekti? Hemen bir kontrol edelim. Tamam Barış da refuse reddetti, kabul etti. İlkini reddetti. Haklı isya şey. Ne dedik adama? sen dedik haklı talepte bulunmuyorsun dedik onu kabul etmedi. Ama sana da yer veririm dedim kabul ettim. Lan oğlum biz bu adamdan güçlü müyüz ki? Askerimiz yok baksana adamlar toplandı. Cevap ver. Aa 5 nüfuz mu veriyoruz? Beyanat. <laughs> Savaş galiba devam edip bence 5 nüfuz verelim. Keşke Türkçeleri tam olsaydı da okuyabilseydik ama. Haydi Bismillah gönderdim ne olacak? Bekleyelim şöyle zamanda ilerletelim. Orduyu dağıtsan mı ya? Ne olacak acaba? hala ele geçiriliyor diyor. Oğlum burada savaşamayız bunlarla. Bizi mahvederler. Bakalım teklife ne diyecekler. 5 nüfuz har harcayarak bir şey dedik ona karşılık verecekler mi acaba? E gelin köyde durun ya. Ne yapıyorsunuz orada? Şurada durun hatta. biz var ya bu kadar insanla orayı imkanı yok alamayız. Şuna baksana adamlar bölük bölük dizildiler buraya. Allah'ım ya şunlara bak. Ama yanlışlıkla tıkladım ben onu. Bilmiyordum ki böyle olacağını. Bana biraz öğretseydi oyun bunları. Bak böyle savaşılıyor. Emin misin savaşmak istediğinden falan diye bir en azından doğrulasaydı. Eşkiyalar falan var ya bir de. Herif eş eşkiyalarla bir olmuş ya. Emir bekliyor bunlar da yazık. Ya tamam bunlara şey diyelim. Ne oldu? Ne oluyor? Yeni insanlar geliyor bu arada. 56 kişi olmuşuz bile bu güzel. Ama ben bu orduyu dağıtıyorum artık. Nereden dağıtıyorduk? Tamam dur dur. Dur bakayım bir dur. Konumlara koş. Birimi dağıt. Kardeş evinize barkanıza gidin. Şöyle zamanda ilerletelim. Hadi bakalım. Ee, başka başka bunlar hala burada bekliyorlar mı? Galiba şurayı alacaklar bunlar da. Bizi sıkıştıracaklar yani savaşa mahkum edecekler gibi sanki. Neyse ben bunu bilmediğim için bu sistemi şu anda bu şeye bulaşmak istemiyorum. Zaten buraya gitsek bile galip gelemeyeceğiz boşuna gitmeyelim. Ama bu sistemi de e, video dışında ben öğreneyim. Şimdilik o zaman bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sürü evimiz var yeni köşkümüzü de buraya inşa ettik. Köşkümüz pek köşk gibi değilmiş ama. O kötü de görünmüyor ya güzel Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Önerileriniz ve farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Bu arada bu oyunla ilgili bilgi verirseniz çok memnun olurum Discord sunucuma gelerek de bilgi verebilirsiniz bu arada onu da e, Söylemiş olayım Açıklama kısmına muhtemelen bağlantı adresini eklerim unutursam eğer e, Kanalın hakkında kısmından bulabilirsiniz Tekrar tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.